Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İşe bugün geç kaldım birazcık. Normalde dükkanı 9'da açıyordum. Saatimiz 9.30'a falan varacağız gibi. Bugün böyle bir anlatma tarzında değil de birazcık hızlı gidiyoruz diye, belki bir şeyler yaşarız diye öyle bir video çekmeye başladım. Sanki direksiyonda siz varmışsınız gibi. Kullanın bakalım. Bayağıdır arkamdan geliyor, ben sonuç olarak önümde takip mesafesine uyduğum kimse yok. Belki daha hızlı gitmeyi düşünüyordur. Hız sınırlarında olmama rağmen arkamda. Demek ki gitmek istiyor. Gidene saygı göstermek lazım. Hız sınırlarını aşıyorsa da sonuç olarak sollama şeridindesin. Arkandan senden daha hızlısı geliyorsa yol ver. Sen de rahatla, o da rahatlasın. Arkadan yine bize yaklaşan birisi var. Şimdi ben 125 ile gidiyorum. Buradakiler 80 ile 90 ile gidiyor. Ben frene basıp da arkamdakine yol vermek için kendimi zora sokma. Ama ayağımı gazdan çektiğim zaman yol verebileceksem o zaman soldasınlar. Çünkü ben de keyifle süremiyorum. Ben de rahat edemiyorum. Mesela bu arkadaş sağdan gitse işimiz ne kadar kolay olacakmış. Biz ortaya geçtik ve ortadan hiç hız kaybetmeden gitmeye devam edecekmişiz. Orta şeritte geniş çene bir boşluk var. Beni kimsenin sollama ihtimali yok ama boş yere sol şeritte kalmamak lazım. Yani kural bunu söylüyor. Sollamanı yap, terk et. Sollamanı yap, terk et.
Mesela acaba yol mu verecek diye biraz gaza bastım ama vermeyecekmiş. Sağa yanaşınca insan acaba yol mu verecek diyor. Zaman böyle oluyor. İnsanları ya makul bir hızda solla, eğer sollayamıyorsan birazcık daha yavaş git, o zaman arkalarından git. Burası açık kalsın. Şimdi biz de önümüzdeki bak Porsche'da gitmek istiyor adam. Sağımızdan geldi, bizi solladı. Yer arıyor kendisine mesela. Gitmek istiyor adam. Bunun böyle bir şey yaşayamaması lazım. Neden selektör yapıyorsun ki? Önünde yavaşlayacağım diye mi düşünüyorsun? Ya sağ şerit de boş bakın. Geçin. Burası rahatlasın. Demin mesela o otobüs bana selektör yapıyor. Ama ortadan gidiyor mesela. Bana yaptığını düşünüyorum. Yani ne diyeceğim? Şimdi motor frenini yavaş yavaş devreye alalım. Arkamızdan gelen trafiği de okuyalım. Ara ara kaçacağımız şeritte arkadan hızlıca gelen var mı diye bakalım. Bir tane daha sola kayalım. Sağ şeritte yavaş gidenler var. Ayağımı gazdan çektim. Motor freni de yok. Normal fren de yok. Önümdekinin de önündekilerini görebiliyorum. Trafik akıyor. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şu an bedavaya araba yağ gibi akıyor gidiyor. 114 km hızla. Niye fren yapıyorsun? Bir daha fren yapıyor. Arkamdan gelen var. Şimdi ben boş yere sola çıktım. Boş yere birisi benim yüzümden fren yaptı, yavaşladı. Sağ şerit ne kadar bomboş mesela. Geç abi sağ. Bak arkadaki adam hala duruyor orada. Şimdi ben sağdaki çıkıştan çıkacağım. Ama buradakiler çok yavaş. Şimdi bu arkadaş sollamasını hızlı bir şekilde yapıp bana imkan verirse kamyonun önünden kaçmayı düşünüyorum. Olur da bir aksilik olursa çok yakın bir süre sonra ikinci bir çıkış daha var. O yüzden ben burada biraz rahat takılıyorum. Yani giremeyecek gibi olursam da önemli değil. Hemen köprüyü geçip tekrardan aşağı ineceğim yer var. O da benim yolumu çok uzatmıyor diye orayı da seviyorum. O yolu da kullanıyorum. O yüzden böyle bir tık rahat davranıyorum. Ayağım frende, biraz motor freniyle destekle. Tabii bu hızlarla buralara girmeyin tabii. Bunlar iyi değil. Ben buradan birazcık böyle hep düz yolda gidiyorum ya. Viraj gördüğüm zaman oralarda böyle birazcık hızlı olmayı seviyorum ama tabii kimseye zarar vermeden, etrafta kimse yoksa yapıyorum. Ama artık lastiklerim çok kötü olduğu için yapamıyorum. Yani burada mesela 95 ile 100'de girdiğim videolar var. Ama şu an 75'te bile araba hafiften salıyor yani kendisini. Lastiklerimiz 3 yılı geçti. 95 bin kilometrede artık lastik yok yani. Ondan çok keyif alamıyorum artık kullanırken. Bir köy yollarında falan gazlamaya, drift yapmaya gidiyorduk. Onu da yapamıyoruz. Vakit bulamıyorum. Hayırlısı bakalım. Sola bakıyoruz. Bisikletli abimiz varmış. Kontrollerimizi yaptık. Yeşil yanıyor. Hızlanın. Abiler hızlanın. Fren yapıyor. Birisi önüme zıplar mı?
İleride beyaz araba duruyor. Altında bakıyorum. Önüme birinin çıkma ihtimali yok. Sol şerit kontrolü. Sinyalsiz sola geçmek. Dolmuşun altından önü gözüküyor. Yeşil yanıyor. Çok güzeliz. Hiç kırmızı ışıkta durmadık. 10 numarayız. 5 yıldızız. Süperiz. Okul taşının önünden biri çıkar mı? Karşıdan bir yaya geliyor. Burada bir kişi var. Sağa döneceğiz. Sinyalini ver görsünler. Sağ taraf hiç gözükmüyor. Arabaların yansımasına bakıyorum. Arabaların yansımasından da gelen kimse yok diye görüyorum ve çıkışımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.